She's moving her body so brave and so free. If I've got to remember, that's a fine memory. But I know from your eyes, and I know from your smile, that tonight will be fine, will be fine, will be fine, will be fine. For a while. Erken daha. Eve 12 dedim biliyorsun. Her zaman böyle yapıyorsun. Hadi hadi üzmeyin kızı çocuklar. Hadi gidelim o zaman. Ben gelmeyeceğim çocuklar. Ayşe kalmam için ısrar ediyor. Sulum. İyi geceler. İyi geceler çocuklar. Güle güle. Yarın görüşürüz. Güle güle canım. Güle güle. Görüşmek üzere. Güle güle çocuklar. Güle güle. Sağ olasın Metin. Hoşça kalın çocuklar. Güle güle. Güle güle. Ben de yatsam iyi olacak. Başım patladı. Pijama var yatağımda, temizdir. Hı-hı. Sana da bir battaniye getireyim. İyi geceler. Getireyim. İyi geceler. Ben de birazdan geliyorum. Aman sakın geç kalma. Aferin kız. Kaçtıkça üstüne gelirler. Şaka maka değil. Bitiyorum Bahşe. Üzme lan kızı. Ayşe, uyumadığını biliyorum. Lütfen gider misin? Yalnızca yatmak istiyorum. Ben istemiyorum. Sen nereden bileceksin isteyip istemediğini? İzin ver de yanında yatayım. Olmaz. Yalnızca yatacağım. Korkma, Halil gelmez bekaretine. Korktuğum yok. İstemiyorum sadece. Dene bakalım, belki istersin. Lütfen gider misin? Yoksa ben gideceğim. Yazık ediyorsun. Yazık. Cem kalmadı ha? Oğlanı kovalamışsın galiba. İşi vardı herhalde. Biz de gecikmeyelim. Öğleden sonra gidersiniz. Yok yok gidelim. Yarın sınavım var. Oturup çalışmam lazım. Bir an önce gidelim. Yurtta durumu idare edebildiler mi? Çok merak ediyorum. Bir imza değil mi? Atmışlardır yerinize.
Ev bir başka. Yurda benzemiyor. En çok sabah kahvaltılarını özlüyorum. Eve çıktığımızda güzel kahvaltılar yapalım, olur mu? Taksi! Bir yere yetişmem lazım da. Sen geç, ben yolda ineceğim. Nereden çıktı şimdi? Hani ev bakacaktı? Sen bak istersen. Ben yalnız bakamam. Geç kalma bari. Neresi? Çemberli Taş. Akşama gelmeyebilirim. Yoklamayı idare edin. Burada durur musun? İstemez, var para. Olsun. Olsun. Hoşça kal. Güle güle. Gidelim. Yurtta mı kalıyorsunuz? Evet, ne olmuş? Yok bir şey, affedersiniz. Görüşürüz, tamam. Neredeydiniz kız, yok mu Hatice? Hatice'nin teyzesindeydik. Bir aksilik olmadı ya. Yok bir şey. Hangi teyzesindeydiniz Hatice'nin? Yakışıklı olanında mı? Saçmalama. Merhaba, imzamızı attınız değil attık, mi? Attık, tamam. Sağ ol, üstümü değiştirip geliyorum. Oldu, görüşürüz. Merhaba. Gül. Gül. Hadi canım, öğlen oldu, kalk artık. Biraz daha. Hadi hadi. Biraz daha uyuyayım. Yarın sınav var. Kalk da ders çalışalım, hadi. Hadi Gül. Ahmet aradı seni. Arayacakmış gene. Sağ ol. Hadi hadi canlan. Ayşe Polat. Ne oldu Ayşe gene Polat, kız, daha yeni geldi. Uğraşma benimle. Ayşe Polat. Ayşe Polat, telefona lütfen. Alo. Benim Ahmet, merhaba. Söylediler yoktun. Bir akrabasına gitmiştik Hatice'nin. Çıkamam, aa, ders çalışmam öyle lazım. Canım. Bak şimdi. Okulda görüşürüz yarın. Tamam, güle güle. Bakma öyle. Ahmet, hemşehrin, aha, bizim kasabada. Ya ya, tabi canım tabi. Biliyoruz. Biz kantine gidiyoruz, geliyor musun? Teşekkür ederim, ders çalışmam gerekiyor. Başka zaman, tamam mı? İçine düşeceksin oğlum. Köylülerden hoşlanır. Fena mı, fıstık gibi. Köylerine dönmemek için yamanacak yer ararlar. Ayşe. Merhaba Ahmet. Merhaba. Dün gezmeye götürecektim seni. Ders çalışmam gerekiyordu. Sınavlar var bugünlerde. Ben de dağıtım işini bitirmek için uğraşıyordum. Hep birlikte çalışacağız. Bir çay içelim mi kantinde? Yurda gidip ders çalışmak istiyordum ama. Peki gel öyleyse. A da Ahmet dağıtım. Buyurun, emrinizde araba. Şart koştum, heriflere verdiler. Dağıtımı ağ kuruyorum, kolay mı? Güle güle kullan. İşin de hayırlı olsun. Ayağımızı yerden kesiyor işte. Sağ ol. Oldun. Kes ağlamayı artık. Ne var, ne oldu? Annesi hastaymış da. Ev bakmaya gidiyoruz. Hadi Gül, sen de gel bizimle. Ders çalışacaktım ama. Hadi gel gel, iyi olur. Bak ne diyeceğim, bu sana çok yakışacak eminim. Hadi git, kırma beni. Şurada bir tane var. Ben burada bekleyeyim sizi. Tamam.
Fena değil değil mi? Bakar mısınız? Kim ilgileniyor acaba bu kiralık evle? Ben ilgileniyorum. Bakabilir miyiz acaba? Siz mi tutacaktınız? Evet, ikimiz tutacağız. Anneniz, babanız, bir büyüğünüz yok mu yanınızda? Biz öğrenciyiz de üniversitede. Yorma kendini, vermeyecek. Yok kızım, yok. İki bekar kızı ev falan vermem ben. Hadi Ayşe, yorma kendini, gel. Niçin vermiyor anlamıyorum. Sanki biz evi erkek mi dolduracağız? Kocasını kıskanıyordun. Takmayın kafanıza, bir de şuradaki emlakçıya bakalım. Hadi. Hatice. Hatice. Kendini o kadar iyileşir göreceksin. Yeni bir haber mi aldın? Ne oldu? Anneyim. Anlayamadım. Bilmiyorum ne yapacağım. Bir daha söyler misin Gül? Anlamadım ne dediğini. Anneyim Ayşe. Ben mahvoldum. Saçmalama canım. Neden mahvoluyormuşsun? Bu ne kız? Ne izi öyle? Ne var? Nerede? Ne izi? Amma da korktun ha! Demek var bir altın. Yapmayın. Bu saatte nereye gidiyor? Anlattı bana, biliyorum. Konuşmaya gönderdim. Konuşmadan gelme dedim. Ne kadardı? İki aylık falan. Nasıl olmuş? Sen de suçlamayacaksın kızı inşallah. Yo, o anlamda söylemedim. Yani Gül'ün ilişki kurup bu denli ileri gideceğini tahmin etmezdim. Hiç haberim olmadı. Ne zaman tanışmışlar? Geçen yıldan, babama benziyor diyordu. Babasına mı? Yaşlı mı adam? Tabii, üstelik evli galiba. Aman tanrım, çok fena. Bir konuştum bakalım. Bir şey olacağı yok ya. Ayşe, notları sana mı vermişim ben? Yok, aradım bulamıyorum. Neyse, okuldadır. Ama belki de dolapta bırakmışımdır, oraya bir bakayım. Bir bak. Gül'ünkini görüyor musun? Sahi mi? O değil ama... bunların hepsinin niyeti aynıdır zaten. Biz yaramayız sana, bakireyiz. Utanmıyorum. Neden utanacakmışım, o utansın. Ne zaman akıllanacak bilmem. 50 lira var, al. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Mers'i almayız. Politik bir şey değil. Olsun, deme lazım. Bir çay ısmarlayayım bari size. Benimle geleceksin. Dernek faaliyeti, herhangi bir suç yok. İyi, o zaman çekinmene gerek yok. Arkadaşlarına haber verelim. Cem. Metin'i polis götürdü. Peki, hemen avukata haber vereyim. Pardon. Metin'den haber var mı acaba? Derneğe bir uğrayalım. Cem geliyor. Merhaba. Merhaba Cem, ne haber? Konuştuk avukatla, ilgileniyor. Merak edecek bir şey yok dedi. İyi, ders olur size. Bir şey yanlış anlamadı inşallah. Neyi? O kızla bir şey yok aramda. Nasıl yani? Sevgilim falan değil yani.
Bana ne söylüyorsun Cem? Ben de sevgilin değilim. Hatice. İdareden istiyorlar seni. İmzanı atmıştın. Bakalım. Gül, Gül. Ne oldu? Konuştun mu? Ne dedi? Yoktu. Bulamadım. Konuşamadım. Tamam Gül, konuşursun. Hadi çık biraz hava alalım. İyi değil hep böyle uyuman. Çıkacağımı söylemiştim ya. Bir hafta içinde çık diyorlar. Evi bulalım bir an önce. Konuşamamış Gül. Niçin konuşamadın Gül? Konuşmadan gelme demedim mi sana? Niçin konuşmadın? Gitmiş bulamamış. Yokmuş adam. Bağırıp durma kızım. Öyle mi Gül? Gittin mi iş yerine? Ne var? Bal satıyorum da affedersin. İstemez. Biz konuşuruz. Uzatma artık. Hadi çıkalım da uyusun kız. Ne istiyorsun? Jetonunuz var yok mıydı? Girme, yok jeton. Aa, şimdi uyuyan var da, kusura bakma. İnsan gibi söylese ya, manyak mı? Sana gösteririm manyağı. Aa, dur, yapma. Saçmalama, rezil oluyoruz. Ben de seni parçalamazsam... Hey hey, biliyorsun yapma değil mi? Karate şampiyonu o kız. Hadi çıkıp dolaşalım. Normalde... Yarın gider miyiz konuşmaya? Yarın işim var okuldan sonra. Öbür gün. Yarın bakabilirsen ev baksa. Fiyatı bilmem nesi, yalnız karar veremem ben. Canım niye rahatsızlık duyuyorsun anlamıyorum. Nasıl olsa tutacağım ben. Senin olman daha iyi benim için. Bugün benim var, ben veririm. Yarın da senin olur, sen verirsin. Öyle de bir iş ayarlamam gerekiyor zaten. O başka. Peki ne oldu Ahmet'in işi? Oluyor. Araba bile verdiler firmadan. Ama bilmiyorum, rahat edebilir miyim yanında? Her şeyi planlamaktan hoşlanıyorum. Galiba evlenmemizi falan tasarlıyor şimdiden. Gidip kasabadan biriyle evlenip eve kapanacağına... Ahmet'in kafa yapısının da pek farklı olduğunu sanmıyorum doğrusu. Anladım, Cem'i tercih ediyorsun sen. Aman o da bir alim. Kızı el ele gördüm, gelmiş sevgilim değil diyor. Daha nasıl olacaksa... Ne? Evde mi kaldım ben? Yatma bak! Biz çıkıyoruz, hoşça kal. Aa, Metin'e bakın olur mu? Okula gelmeyecek mi? İşi varmış, hadi gel. Bugün gitmeyeceksiniz o zaman. Artık yarın çıkacağız ev bakmaya. Ömer'e gidecek misiniz diye. Affedersin. Yarın gideceğiz. Konuştuk Hatice ile. Her şey düzelecek. Üzülme sen. Derneğe bir uğrayalım. Metin'e bakalım. Ben gelmeyeyim Ayşe. Sen git istiyorsan. Ne var bunda çekinecek? Abimden bilirim. Çok çektik bu işlerin acısını. Öğrenci sorunları ile ilgili bunlar. Metin de çok iyi çocuktur. Çok seviyorum. Abimi de çok seviyorum ama hala içeride. Ben bir uğrayıp sorayım Metin'i. Görüşürüz. Hı-hı. Şu isimleri de yazar mısın? Merhaba. Tamam. Merhaba. Metin'e bakmıştın da. Henüz çıkmadı. Bugün çıkar sanıyorum. Gelsene. Yo, işlerim var, gelmeyeyim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Şunları da unuttum galiba. Yatak kontrolü yapılıyor. Ne yapacağız şimdi? Hatice yok. Başladılar mı? Evet, alt katılar. Şimdi gelirler buraya. Dip odadan birini bulmak lazım. Kız da hep böyle yapar. Anlaşılırsa başın derde girer. Ne yapayım başka? Şansımı deniyorum. Biz de sorumlu oluruz. Nasıl Hatice ayrılacak? Öyle ama ailesine yazarlar. Hey dur, olmaz öyle şey. Sen çık şuraya. Ayşe sen de geç yerine. Çabuk, çabuk diyorum. Hadi hadi hadi. Çabuk al şunları. Hadi. Rahat olun biraz. Hepiniz kıçınızı dönmüşsünüz. Sen önüne dön. Ayşe, Ayşe sen de önüne dön. Gül, açsana yorganını. Ne zaman açtı ki yüzünü? Hadi çocuklar hadi hadi. Çabuk. Bir sakin olun biraz. Kimin yatağı biliyor musun? Bilmem, Hülya getirdi beni. Hani kavga etmiştiniz ya jeton almaya geldiğinde. Ne? O manyağın yatağı mı? Hey neler oluyor, yat çabuk şuraya. Çabuk yakalanacağız şimdi. İyi akşamlar.
Sen daha yatmadın mı? Tuvalete gideceğim de. İyi uykular çocuklar. Derslerin müsaitse gülünkiyle konuşalım ha? Önemli bir ders yok, gidelim. Metin'e baktın mı? Baktım, yok görünürde. Yatak kontrolü yaptılar. Kimin sayesinde kurtuldun bil bakalım. Gülün değil herhalde. El ayağına dolaşmıştır. Hem de nasıl. Karateci vardı ya, hani kavga etti. Ha? Yatağına yattı kontrolde. Oo, akşama bir kilo baklava ısmarlayayım da barışayım kızla. Ah, burası. Ne diyeceğiz? Sen karışma, ben söylerim gerekeni. Ay gelme sen ben. Burada beklesem seni. Aa, saçmalama, senden cesaret alıyorum ben. Ne, benden mi? Konuşma. Buyurun. Ömer Bey'le görüşmek istiyorduk. İnşaat da gelmez bugün. Niçin aramıştınız? Biz inşaat mühendisliğinde okuyoruz da... ...şirketinizde staj gibi bir şey yapabilir miyiz acaba diye. Yarın uğrayın o zaman. Peki, teşekkür ederiz. Şurası boş galiba. Üst kat boş mu? Değil. Ev arıyoruz da. Öğrenci misiniz? Evet. Arkadaşınla birlikte mi kalacaksınız? Evet tabii. Eviniz mi var? Tabii, hem de mobilyalı. Görebilir miyiz? Elbette, ama yarın uğrayın. Yukarısı biraz dağınık da. Bu ne şan? İnşallah vazgeçmez. Gül, Gül hadi kalk. Ne yararı var böyle büzüşmenin? Bak, herkes eğleniyor. Hadi katılalım biz de. Hadi canım, hadi. Efendimiz! Beni anlayınız ne olur, sizi anlayamamışım. Oysa siz benim için büyük fedakarlıklarda bulundunuz. Sizin asaletinizi kavrayamamışım. Sizin ne kadar soylu, ne kadar yürekli ve şefkatli bir insan olduğunuzu anlayamamışım. Bu davranışlarınızın tüm insanlığa örnek olmasını diliyorum. Diliyorum ve inanıyorum ki bu tür davranışlar ve fedakarlıklar ileride sizin adınızla anılacak. Evet, böyle söz verili davranışlar naciyevari olarak adlandırılacaktır. Sayın efendim. Uzatma lafı da ver artık baklavayı. Kimdir o saygısız? Susun. Buyurunuz efendimiz. Beni mahvetmek isteyen o hain kadına. Evet, hain. Hayır, yalnızca hain değil. Sinsi. Zalim. Yurt öğrencilerinin en ufak bir açığını yakalamak isteyen kompleksli. Evde kalmış. Sinsi, zalim. Ayrıca sünete. Ve üstelik canlos. Pislik yapmasana. Aha, bu da kendini oyuncu sanıyor. Almayız seni tiyatro kulübümüze. Tiyatro seçmeleri yapıyorduk da, alır mıydınız lütfen? Bir tane alayım. Ne yapacağız? Anlamadı galiba. Teşekkür ederim. Sizi sanatla ilgili görmekten çok memnun oldum. Devam edin lütfen. Ayşe Polat, telefona lütfen. Ayşe Polat, telefona lütfen. Benim Ahmet, Ayşe. Tabii vardır çalışmak isteyen. Söylerim ben. Yarın zor benim için. Öbür gün. Tamam. Buluşuruz orada.
İyi akşamlar. Sen geç önüme. Merhaba, ben Hatice. Reşit Sipahi. Merhaba Ayşe. Buyurun bakalım, beğenecek misiniz? Ressam mısınız? Hayır, yeğenimin resimleri. Sevgi Açacak, duymuşsunuzdur. Bedri Baykam. Evet, duymuştum. Böyle uçuk şeyler yapıyor. Ben pek anlayamıyorum. Biz geçmişte kaldık. Neyse, sergide görürsünüz. Siz evi görmek istiyorsunuz. Buyurun. Buyurun. Beğendiniz mi? Çok güzel ama büyük bizim için. Korkmayın canım, kirada anlaşırız. Öğrenci olduğunuzu biliyoruz. Siz ne kadar düşünüyorsunuz? 150 bin? Ah, çok iyi. Çok iyi. Ben size birkaç parça da eşya verebilirim. Çok teşekkür ederiz. Çok iyi insansınız. Cennete gitmek için yapıyorum. Yani alacağım karşılığını. Siz keyfinize bakın. Hemen taşımak ister misiniz? Mümkünse. Hafta sonuna doğru taşınabilirsiniz. Bir temizleteyim, şu resimler bir gitsin. Kapor olarak vereyim, 50 bin. Elbette! Ben de anahtarları vereyim size. Şu aşağının... şu da yukarının. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Sizi tanıştırayım. Emel İnce. Memnun oldum. Ve memnun oldum. Sertap Hanım. Buyurun Vehbi Bey. Sağ olun. Vehbi Beyler, ilgilen biraz. Lütfen bozmayın, çekime başlıyoruz. Çocuklar, sizinle daha sonra konuşsak olur mu? Çekime başlıyoruz. Şu üç kadının göğsü de... Günümüzde hiçbir yenilik getirmeyen birçok insan maalesef bir yerde çağrıyı dikkat edilmeye başlıyor. Zaten yıllardır hep aynı şeyi tutuyoruz. Halbuki Tahiti, Afrika maskeleri ve totemleri, Hint, İran, Türk erotik minyatürleri ve Uzak Doğu'nun serbest fırça darbeleri, bütün bu özgün ve serbest tavırlar, Batı'nın katı, mantığa dayalı klasik anlayışlarını sığdırmayı başaran ana etkenler. Bugün de çağdaş sanat yapan bir genç, söylediklerinde hangi ülkeye mensup olursa olsun, aynı tarihi Ayşe! Ayşe! Yukarıya gel! Hoş geldin. Hoş bulduk. Dolayısıyla bütün bunlar bize şunu göstermektedir. Örneğin 1957'de New York'ta doğan bir çocukla Ankara'da doğan bir çocuk arasında hiçbir fark yoktu. Aynı sanat tarihi birikimi içinde. Almayayım, gideceğim. Bir arkadaşımı bekliyorum. Hatice'yi mi? Yok, başka bir arkadaşım. Geldi mi acaba, bir bakayım. Çağırtırız geldiyse. Metafizik gibi evrensel temaları işlemek yalnız batılı sanatçıların var. Teşekkür ederim. Siyah ceketli olan. Gel, Bedri ile tanıştırayım seni. Ayşe, kiracım. Memnun oldum. Tebrik ederim. Baktınız mı resimlere? Daha bakmadım ama. Bir dakika bakar mısın? Pardon. Dayıcım, yemeğe davet edelim Ayşe'yi. Gelir miydin? Yemeğe gideceğiz birazdan. Arkadaşımla olacağım ama bilmem. Onu da davet edelim. Bu fuları takmışsın ama dördüncü soru unutuyorsun değil mi? Sen de hayal. Revanşı da biz alacağız. Bak görürsün, biz alacağız. Önümüzdeki maç da bizim. Kettin bizi. Hadi 5-0. İşte bu abla. Aferin sana. Efendim, hoş geldiniz. Ahmet Onay, Reşit Sipahi. Memnun oldum. Memnun oldum efendim. Efendim, biz yemeğe gitmek üzereydik. Siz de gelirseniz seviniriz.
Arkadaşlarla buluşacağız maalesef. Biz müsaadenizi isteyelim. Pekala. Hoşçakalın. Güle güle. Şöyle duralım biraz. Yurt saatim geliyor biliyorsun. Daha var, yetiştiririm seni. Kimdi o adam Ayşe? Reşit Bey, ev sahibimiz. Yeni tuttuk Hatice'yle. Ne yaptığının farkındasındır inşallah. Nasıl yani? Nasıl nasıl yani? İki kız bir ev tutuyor İstanbul gibi bir yerde. Ne var bunda? Bak Ayşe, iyi bir kızsın sen. Aç kurt dolu her yan. İnsan kendini bildikten sonra. Memleketin dedikodusunu bilmiyor gibi konuşuyorsun. Milletin lafına bakacak olursan. Bakacağız mecburen. Tek başımıza mı yaşıyoruz? Yok sayamayız onları. İyi de bir sınırı olmalı herhalde. Yoksa senin gibi ne derler, nasıl bakarlar dedikten sonra. Beni düşündüğün için söylediğini biliyorum. Evet. Hem de çok düşünüyorum seni. Hayatımı seninle birlikte düşünüyorum. Seni üzmek istemem ama geleceğime dair bir karar vermedim ben. Hemen karar vermen gerekmiyor. Okulumun bitmesine bir yıl daha var. Hem nasılsa birlikte çalışacağız. İşini duygusallıkla karıştırmayacağını düşünüyordum. Kesinlikle. Öyle olacak, göreceksin. Elimi alabilir miyim? Alacaksın, bir dakika. Bir dakika. Ne kadar güzelsin. Dur. Yapma. Dışarı çıkın. Yoktu bir şey. Bir şey yapmıyorduk. Karakola gideceğiz, buyurun. Sen de geliyorsun. Bekleyin şurada. Bir dakikanızı rica edebilir miyim? Memur bey yanlış anladı efendim. Sadece konuşuyoruz. Yetkili değilim arkadaşım. Komiserimi bekleyeceğiz. Bir şey olmayacak, göreceksin. Yıllık. Gelin. İyi akşamlar efendim. Memur bey yanlış anladı efendim. Öğrenciyiz biz, hemşeriyiz hem de. Arabada oturuyorduk. Bir şey yapmıyorduk inanın. Kötü bir niyetimiz yoktu efendim. Vallahi billahi evlenme teklif ediyordum. Girin, görmeyin bir daha. Teşekkür ederim efendim. Sen biraz bekle. Ben hemen arabayı alıp geliyorum. Very good.
Biri mi geçti ya? Ben geçtim ulan. Ne geçti? Ben. Ayşe? Yurt saatini geçirdim de yukarıda kalacaktım. Ağlama bakayım, gel. Tamam. İyi. Üzülme, geç bakalım içeri. Üzülme. Hiçbir şey değmez bu kadar üzülmeye. Sil bakayım. Sil. Burnunu da, komşu değil mi sıkarsın? Çıkar şurada. Git bir yüzünü yıka bakalım. Ben asarım, bırak sen. Banyo koridorun sonunda sağda. Başıma yemek yiyordum. Keyfinizi bozdum. Tek başına yemeğin keyfi mi olurmuş? Geç bakalım şöyle. Şansın varsa açsındır. Nefis yemek yaparım. Bir lokma bile yiyecek halim yok. Biraz şarap içersin artık. Biraz katılayım size. Ayşe, koltuğa geçelim istersen. Yemeğin bitti nasılsa. Çok iyi olur. Yorgunum zaten. Sen geç otur bakalım kanepeye. Büyük sözü dinlersin değil mi? Uzan bakayım oraya. Lütfen zahmet etmeyin, yeterince yordum sizi. Hiç itiraz istemem. Dökülüyorsun yorgunluktan. Bizimkiler gelirse de açmayacağım. Zili susturuyorum. Bazen böyle yaparım. Onlar da yokum diye giderler. Işık gelmiyor değil mi gözüne? Hayır. Her şey çok iyi, teşekkür ederim. Ben de kitabımı okuyayım. Haber verseydim Hatice'ye, merak eder. Hatice Yılmaz, Hatice Yılmaz, telefon. Ayşe'dir. Buyurun, ben Hatice. Görüşebilir miyim kendisiyle? Elbette. Vereyim. İyiyim canım. Anlatırım sonra. Öpüyorum hepinizi. İyi geceler. Mersin. Ayşe miydi? Yurda geç kalmış da. Nereden ediyor? Tuttuğumuz eve gitmiş. Ev sahibinden arıyor. Alın, yakışıklı mıymış bari ha? Hem de nasıl.
Hadi gelin, inşallah uyumamıştır. Hiç uyur mu? Hadi arkadaşlar, içki alalım. Reşit de vardır, hadi yürüyün. Vardır ama vermez ki. Hadi gelmiyor musun? Hadi. Tamam, ver. Vay canına, evde yokmuş, atlattı bizi. Yürüyün. Benim için fincan koymayın, geç kalıyorum. Boşuna konuşma. Kahvaltı etmeden bırakmam seni. Arkadaş diye ben sana veririm. Hoş geldin. Hoş geldin. Bulduk. Hatice! Ne haber? İyidir. Reşit Bey bana çok iyi baktı. Oh, çok sevindim. Geç otur bakalım. Yukarı bir bakalım mı? Çok merak ediyorum. Hı. Da. İyi olur. Geç Şamin, çay hazır 5 dakika sonra. Hı hı. Şimdi geliyoruz. Hangi odayı istersin? Hangisi olursa. Ya bence ikimiz de küçüğünde kalalım. Yurttan da bir ranza getiririz. Alıştık nasıl olsa. Şuraya bir masa koyalım. Üzerine de bir lamba. Burada günlerimiz güzel geçecek galiba. Gelmeyince çok merak ettim seni. Sen hep gelmiyorsun. Hanımlar. Çaya alıyorum sizi. Buyurun. Hadi. Nefis! Sen akşamki yemekleri göreceksin. Yaşadık desene! Bu evin trafiği bitmez! Uyumak mümkün olmuyor bu şehirde. Geç bakalım, misafirlerim var. Günaydın. 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 Kiracılarım, Ayşe'yi tanıyorsun. Hatice, kahvaltı eder misin? Ha, nefis bir sofra ama ölüyorum yorgunluktan. Yorgan çıkarayım sana. Gelmediniz yemeğe. Bir arkadaşımla buluşacaktım da. Resimlerimi de görmedin. Gelip göreceğim. İzninizle yatayım artık ben. Siz de buyurun sergiye, olur mu? Tabii. Ukala. Hiç de değil. Ömer Bey'le görüşecektik de. Buyurun. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Mühendis olacaksınız demek, ne kadar güzel. Gıpta ediyorum sizin gibi gençlere. Ömer benim adım, tanışalım önce. Biz Gül'ün arkadaşlarıyız Ömer Bey. Ne zamandır yok ortalıkta, ne yapıyor hayırsız? Görüşüyor de. Stajyerlerle görüşüyor de. Bir şey almaya gidecekti, kendisi gitsin. Hamile olduğunu biliyor muydunuz? Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Siz söyleyin, ben yapayım. Ne yapacağız?
Karısından ayrılıp Gül'le evlense ne olacak ki? Aldıracağız. Karşılayayım. Ne kadar tutar? Yazın adam gibi bir şey. Karşılığı vardır inşallah. Rica ederim. Erkekliğinizin karşılığı çıkmadı da. Evlenip de ne olacak? Haklısın. Ben gidip konuşurum onunla. Yurttadır şimdi. Sen bak bakalım Metin gelmiş. Akşama konuşurdu. Akşama yokum ben. En iyisi ben şimdi gidip konuşayım. Bak gene yoksun. Sonra konuşuruz tamam mı? Oldu. Merhaba. Ay. Merhaba, yüreğim ağzıma geldi. Boş bulundum herhalde. Çekinerek gelmişsindir derneğe. Hatice'yi de alıp bir yere gidelim dersten sonra. Yurtta Hatice. Sergiye gitmeyi düşünüyordum ben. Hadi bakalım, hadi. Dön bakayım. Yanımda olursunuz, değil mi? İyi arkadaşız biz, ömür boyu yardımlaşacağız. Hayır, aldırırken. Hatice Yılmaz, Hatice Yılmaz telefon. Pardon canım. Akıllanmışsındır inşallah. Gelemem, maalesef işim var. Özlemiştim seni halbuki. Yarın görüşürüz artık. Ayşe'yi veriyorum. Hoşça kal. Alo? Konuştun mu Gül'le? Aferin ona. Biz Bedri'nin sergisine gideceğiz çıkışta. Ha, Ahmet aramış seni birkaç defa. Hoşça kal, öptüm. Çok merak ettim seni. Biraz konuşabilir miyiz? Hayır Ahmet, konuşmak istemiyorum. Lütfen. Bu derse girmem lazım, hoşça kal. Bana kırgın olmanı istemem. Kırgın değilim, rahat et. Ayşe. Ayşe. Yurda asar mısın şunu? Tabii. Fakat anlatamıyorum galiba, bu adamlar koleksiyoncu. Senin yararın ne olur? Geldik burası. Merhaba. Merhaba. Reşit Bey ev sahibimiz, Metin, arkadaşım okuldan. Memnun oldum. Ben de efendim. Siz bakın resimlere, ben sonra sizlere bir şeyler ikram edeyim. Lütfen Bedri. Bekliyorum ama unutmayın. Merhaba. Sevgili mi bu delikanlı? Yo, Metin, arkadaşım okuldan. Resmini yapayım mı senin? Modellik yapar mısın? Evet. Bütün bu insanları eksek, ne dersin ha? Hiç olur mu? Bedri! Geç kaldık zaten. Merhaba. Yapıyoruz değil mi arabesk gecesini? Elbette. Oo, Hatice de geldi. Merhaba Reşit Bey. Geç kaldım diyordum, koptu. Hadi çıkalım. Sergiyi gezseydin, çok güzel. Ne yapalım güzelse, başka zaman gezeriz. Teşekkür ederim. Aşk olsun. Hiç kimsenin yaşamamasını dilerim. Ülkü diye biri aradı Hatice'yi. Önemliymiş, telefonunu aldım. Alo, buyurun. İyi akşamlar efendim. Bir dakika.
Ayşe telefonda. Gelemem şimdi. Gelemem şimdi. Yarın taşınacak mıyız? Taşınacağız. Ne zaman ve kaçta? Sabah 9'da yurttayım. Tamam. Gül'ün selamı var. Benden de selam söyle. Çok öpüyorum onu. Ülkü diye bir hanım aradı. Telefon bekliyorum. Çok önemliymiş. Vereyim mi numarasını? Vereyim mi numarasını? Yanıt yok. Var bende. Varmış. İyi geceler. Ülkü kim? Satıyor beni. Müşteri buluyor bana. Bu akşam bekliyordu, o yüzden aramıştır. Beni sevmeyebilirsin. Anlamayabilirsin hatta. Ama bana son bir iyilik yap. Anlatmama izin ver. Gelmek üzeredir Hatice. Bakalım beğenecek misin evi? Bir kere hafta sonları bizdesin. Şunu asıp geleyim. Ne var? Neden kalktın? Okula gideceğim. Yatman gerekiyordu. Bu saatten sonra ne yapacaksın okulda? İyiyim Ayşe. Gitsem iyi olacak. Sulu gözlülük yapmamaya karar vermiştim. Kalırsam tutamayacağım sözümü. Görmeyeyim gidişinizi. Görüşeceğiz nasılsa. Teşekkür ederim, gidebilirsiniz. Yakalandık, hay Allah! Çok teşekkür ederiz, hakkınızı nasıl ödeyeceğiz bilmem. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Fazlaydı bende, boş verin teşekküre. Eşyaları bir yerleştirin, gelin aşağıya. Çaya bekliyorum sizleri. Tamam, sağ olun. Buyurun, çok teşekkürler. Çok mu şanslıyız biz? Geliyorum, geldim. Tam zamanı, bravo. İşlerimiz bitmemişti ama çayı duyunca dayanamadık. Oo, pasta da varmış. Hemen işe başlayın öyleyse. Siz pastayı kesin, ben de çayı koyayım. Ay, ay Allah. Evet. Evet, geleceğim, tamam. Hatta denibüsten inip, mavi büse binip öyle geleceğim. Yıllarca arabesk yaşadılar. Biraz da arabesk takılsınlar bu akşam, ne olur yani. Gelemem şimdi, çay içiyoruz, konuklarım var. Kiracılarım Ayşe ile Hatice. Bakar mısın?
Bedri. Alo. Merhaba. Çay içiyorduk. Kostüm almaya mı gideceğiz? Teşekkür ederim. Nerede? Nasıl olur bilmem ki. Peki, hoşça kal. Affedersiniz. Çıkıyorum ben. Bedri bekliyor da geliyorum dedim. Çıkmam gerekiyor. Neden gerekiyormuş anlayamadım. Affedersiniz. Elbette gidebilirsiniz. Lütfen zahmet etmeyin. Rica ederim, bitti zaten. Niyazi Bey yok mu? Sinema için mi bunlar? Sinema, tiyatro, şov. Doğru ya. Buyurun. Sağ olun. Şöyle kadınımsı, tuvaletimsi bir şeyler istiyoruz. Sinemadan, tiyatrodan değilsiniz. Ressamım. Bedri Baykal. Serginiz var değil mi şu günlerde? Gelip göreceğim. Mutlaka beklerim. Bir temizlenip ütülenirse, Türkan Hanım Gramofon Avrat filminde giymişti. Öyle görülmüş bir şey olmasın. Şuna bakayım. Evet, bu olabilir. Evet, fena değil. Ayşe, bir giy bakalım şunu. İyi günler. İyi günler efendim. Kostümü eve bırak, dayımla gelirsin gece. Her şey için teşekkürler. Rica ederim. İyi geceler. Geceye gidiyorsunuz değil mi? Bekleyebilir evet. misiniz? Ben de geleceğim de. Merhaba. Resim için. Şunu sen koyar mısın? Bekletmeyeyim. Sen neden gelmiyorsun? Bilmem. Metin arar belki. Peki, hoşça kal. Kusura bakmayın, beklettim. Rica ederim. Acılı tabii. Hiç yememiştim, nasıl bir şey acaba? Şu kalemi versin bana kalemi. Ol biberli acı da. Çok uzun çekiyorum. Geceye yapışır. Ne zaman hazırlanacak bu? Yakın yürüyelim mi? Tabii. Bugün için tekrar özür dilerim. Estağfurullah, büyüğümsünüz benim. Thank you.
Ayşe. Ayşe? Benim, kostümü alacaktım da. Çıkıyorum Hatice, sonra anlatırım. Hoşça kal. Olsa. Tapınağa çıkıp güneşin doğuşunu seyredeceğim. Sen kal istersen. Seninle geleyim. Soğukmuş. Şuna sarılırsın. Thank you.
Güzel değil mi? Burada kalacağız. Ölü mevsim ya, uyuyorlar. Uyandıramadınız galiba. Ya uyanmadılar. Akşam almayı unutma, kalırız burada. Ne var lan, kes şu gürültüyü. Hey yavrum, müşteriler kapıda kalmış, uyu sen. Uyumana devam et, hadi bakalım. Sağ ol. Eyvallah. Kusura bakmayın, pek gelen olmuyor bu mevsimde. 308 numara, buyurun. Sıcak suyumuz var, duş alabilirsiniz. Bakayım şu ustalara. Sen duş olana kadar dönelim. Nasıl? Böyle oluyor mu? Hı. Hadi, hoşça kalın. Güle güle. Harika bir yapı malzemesi şu taş. Doğa işini biliyor. Taş binalar çok yakışmış buraya. Duş iyi gelecek. Güzel kız. İyi uykular.
Birazdan fotoğraf çekelim. Git giyin kostümünü. Yoksa kalırsınız yarına kadar burada.